Herkese selam. Arkadaşlar bugün üretimhanenin son durumunu göstereceğim. Bazı gelişmeler oldu, onları anlatacağım. Öncelikle bu takımımız yavruları yeme düşürmek üzere arkadaşlar. Bu erkeğimiz, dişimiz, tepeli olan dişimiz, yavru şu an atlamak üzere. Böyle yavrular bayağı büyüdüler arkadaşlar. Takımda yakında yavruları alırız. Bu takım arkadaşlar, bu takımda bir gelişme oldu. Bu takım bir tane yavru çıkardı 6 yumurtadan. 6'sı da dolu. 5 tanesi yumurtayı kıramamış. Yumurtada ölmüşler yavrular. Ama annemle alakalı bir sorun değil arkadaşlar. Kuşların ilk yavruları olduğu için sanırım acemilikten oldu. Şöyle bunları da göstereyim. Kendinden yumurtladılar. Bir tane Sevda papağanı yumurtası koydum altına. İşimiz bu arkadaşlar. Kaçtı. Ekleyimiz de bu arkadaşlar. Bu ekleyi çok seviyorum. Bu takım da yine aynı oldu. Bu takım da 5 yumurtadan 1 yavru çıkardı. 4'ü de doluydu. 4'ü de yumurtayı yine kıramamışlar. Bunları da yavruyu kaydırdım. Tekrar yumurtlamalarını bekleyeceğim. Mamalarını falan verdim. Kafesler biraz kirli, yavrulu kuşlar oldukları için çoğu çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Haftada bir kere temizlik yapıyorum. Bu takıma gelelim. Bu takımın yavruları güzel arkadaşlar. Bunun da yavruları da büyüdüler. Şöyle çok güzel yavrularımız var. 4 tane. Bu takım yeni işlemeli. Bu takımı daha önce göstermiştim. Eşeğimiz, dişimiz yuvada. Bunlar yumurtladılar. Bunlar dün yumurtladı. Şu takıma geldim arkadaşlar. Bunlarda hala bir gelişme yok. Bunlar epey uzun zaman oldu. Dişi biraz inaktif çıktı. Dişi biraz erkeğe saldırıyor. Yeni yeni anlaşmaya başladılar. Resmeleri gördüm. Yakında yumurta gelir. Bu takımımızın yavruları. Bu takımımızda bir sakat yavru vardı. Onu kaydırdım arkadaşlar. Şu yeşil kanatlı olan yavru. Bir bacağı yamuk çıkmış. Bunlar da diğer yavrularımız. Bunlarda da şu anlık bir sıkıntı yok. Yeni işlediğim takımlardan birisi daha. Bunlar da yeni yumurtladılar. Bu eşeğimiz siyah göz. İşimiz yeni yumurtladı. Yumurta da yatıyor arkadaşlar. Bu takım... Şöyle 5 tane Lutino yavrum var bu takımda arkadaşlar. Hepsi kırmızı göz. Bu takımın erkeği Spangle, dişisi Lutino, kırmızı göz. Bu takımın da yavruları büyüyor arkadaşlar. Bunların da güzel yavrular attı. Erkeğimiz bu. Dişimiz yine Lutino arkadaşlar. Bu takım, bu takımda da yavrularımız mevcut. Parçalı erkeğimiz. Dişimiz de yine parçalı dişi. Güzel bir dişimiz. Bu takımın yavruları daha küçük. Bunlar son çıkan yavrulardan, son partiden. Ve bunlara gelelim. Bunlar akrabamdan aldığım kuşlar. Yavru vermiyorlardı. Yumurtluyorlardı ama boş çıkıyordu yumurtaları. Buraya geldiler. Burada yumurtalar doldu. Şöyle 4 tane de yavrumuz oldu maşallah. Bu takımın da dişisini halamlardan aldım. Boş yumurtluyordu. Erkeği olmadığı için. Dişimiz burada. Erkeğimiz yavruları besliyor. Yavruları yeni zaten. Bu
Bu takımda da yavrularımız çıktı. Bu takımda sevdiğim bir takım arkadaşlar. Spangler'deyiz. Düşünün şöyle. Derse bir dişi ama mavilik var biraz filanda. Bunlarda da 4 tane yavrumuz oldu. Takım yeni eşleme. Takım çiftleştiklerini gördüm arkadaşlar. Bunlar da yakında yumurta gelecek. Bu taraftaki takımların hepsi yeni eşleme. Ama hepsi daha önce yavru alınmış kuşlar. Aldığım yer garantili, sağlam yer. Zaten dişiler yuvaya girip çıkıyorlar. Şimdiden daha 3-4 gün oldu eşleyeli. Takım da aynı şekilde arkadaşlar. Bu takım da yeni takım. Bunlarda da herhangi bir gelişme yok şu an. Şu takım da hoşuma giden takımlardan birisi. Erkeğimiz biraz genç. 4-5 aylık civarı bir erkek. Bunlar da çiftleşiyorlar arkadaşlar. Sürekli görüyorum. Yakında yumurta gelecektir. Yani bu şu son gösterdiklerimin tamamı o şekilde arkadaşlar. Bunların hepsi yeni eşleme. Yeni gelen kuşlar, hepsinden yumurta bekliyorum. Boş kuşlar değiller yani. Bu dişimiz de yuvaya sürekli gidiyor, yuvayı hazırlıyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu dişimin jumbo erkeği vardı arkadaşlar. Erkek biraz rahatsızdı, çiftleşme falan olmuyordu. 4-5 yıl önce bu takım bu erkekle işledim. Bunlar da dün gözümle gördüm çiftleştiklerini. Zaten dişi genelde yuvadan çıkmıyor. 3-5 güne kadar bunların da yumurtasını alırız. Bu takım da yavrularını yeni büyüttü. Ben aldım. Yavrularından yavrular yeme düştükten sonra bana geldiler. Bekliyorum. Yine bu takım da aynı şekilde. Güzel bir takım. Evet, bu dişimiz de yuvaya girmeye başlamış. Dişimiz albino, erkeğimiz parçalı resistikli erkek arkadaşlar. Şu an için bir gelişme yok, zaten erken. Evet, buradaki takıma gelelim arkadaşlar. Bunların yavruları var. Bunların yavruları da aynı şekilde bayağı büyüdüler. Şöyle bir açalım işte. Böyle arkadaşlar, 5 tane yavrumuz da burada var. Bunlar da epey büyüdüler. Yuvadan atlamaya falan çalışıyorlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Bunun erkeğini ayırmıştım. Erkek dişiyi dövüyorduk. Kafasını falan yolmuştu. Yalnız işte bu takımın yavrularından bir tanesi sakattı. O sakat olan diğer takıma kaydırmıştım. Onu beslemiyordu bu dişi. Bu Lutino kırmızı göz bir dişimiz. Yavruları 2 tane kaldı. İlk bir yavrusu zaten. Biraz acemi. Evet. Bir takım muhabbet kuşumuz burada var. Bunlar da arkadaşlar güvenliğim tanıdığım bir üreticiden gelme genç kuşlar. Bunlar da yuvaya girip çıkıyorlar. Bunların da yakında yumurtası gelecek. Şöyle şurada biraz rahatsız olan bir takımım var. Bu erkek az önce söylediğim yeşilin erkeği. Bunda pankreas rahatsızlığı var arkadaşlar. Dışkısı bembeyaz oluyor. Dişi de birazcık kabarık gibi arkadaşlar. Bunlara şu an tedavi uyguluyorum. Tedavideler. Bakalım inşallah düzelirler. Şurada güzel bir jumbo takımım var arkadaşlar. Bunlar da yeni gelen takımlardan. Bunların da yumurtası 3-5 güne kadar gelir. Bunlar da çiftleşiyorlar. Dişi yuvada. Çok güzel bir takım. Evet, muhabbet kuşlarım bu kadar arkadaşlar. Toplamda 29 takım. Sıra sevda papağanlarımıza geldi. Sevda papağanlarımız hepsi yumurtlamak üzere arkadaşlar. Hepsi şu an yuvadalar. Şöyle güzel bir mutasyon takımımız var burada.
Şöyle gelecek olursak burada Mikino takımım var arkadaşlar. Bunların hepsi yumurtlamak üzere, hepsi çiçekliyorlar. Çiçeklerini de görüyorum. Ki zaten yavrulu yumurtalı şekilde aldım, yumurtalarına batmadılar yeri değiştiği için. Şöyle güzel bir Mikino takım da burada var arkadaşlar. Nasip olursa yavrularından alırsam bunların yavrularından sizlere de hediye etmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımızın mamasını verdik. Temizliğini yaptık. Biraz kafes altlarını temizleyeceğim bugün. Hepinize iyi seyirler, iyi akşamlar, iyi günler. Kanalıma abone olursanız dediğim gibi sevinirim. Bana destek olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.